Sen biliyor musun oynarken devamlı yaptığın bir hareket var. Hayır, Hiç bilmiyorum. mi denk gelmedin Hiç. ya? Hiç kimse söylemedi mi sana? Yok, söylemedi. Hiç bilmiyorum. Çok merak içindeyim şu Bir hareketi var. Devamlı şöyle yapıyorsun. Bizim ekip bakarken yani videoyu hazırlarken bulmuşlar. Ya tekrar çekimlerinde ya da üzgün bir sahneye başladığında, zorda kaldığında, bir şey söyleyemediğinde ama söyleyecek olduğunda böyle yapıyorsun. Dikkat ettin mi hiç ona? Hayır. Devamlı böyle yapıyor. Eyvah ya. Bazen sahne çok zorsa küçük bir sahneyse bir sahneden mesela altından kalkamamışsın, dil dışarıda kalmış. Eyvah. Gerçekten çok fazla yapmışsın. Hep beraber izleyelim. Yapma ya. Vallahi hadi izleyelim. Ya. Ya. Tamam, ne yapayım? Yarın akşam da oyun izleyeceklermiş. Hayır. Ben dudak yiyorum. Ne yapıyorsun? Dudak yiyorum, ondan dudak öyle bir mı yiyorsun? tik gibi o. Evet. Yemiyorsun hayatım, o bayağı o bir şey olduğu zaman bak senin şu anda yapıyorum. Stres halinde de yapıyormuşum demek ki. Stres anında mı yapıyorsun? Evet, şu anda yapıyorum. O dil demek içeride bir yerden sonra bir hakimiyeti kaybediyor yani o öyle bir çıkıyor. Var mı sende bende böyle bir tikin mikin var mı senin? Aynı şeyi ben de yaparım hep. Senin videoyu da izleyelim aynı Hiç haberin yok muydu böyle bir şey yaptığından ya? Var ama bir yani gün böyle karşıma çıkacağını hiç düşünmemiştim. Alçak, bak mesela geçen hafta da Özcan Denizler'e yapmıştık. Özcan da tiki de biliyorsunuz değil mi? Özcan da mesela devamlı... devamlı ama yani. Senin burunla, senin dille Özcan'ın burunu birleştireceğin çok acayip bir şey. devamlı bir şey. Enteresan bir şey çıkabilir yani ortaya bir. Espri kaldırabilen bir konuk listemiz olduğu için çok rahat yapabiliyoruz programımızı. Çünkü mesela soracağım, takoz hala devam mı? Malumumuz devam. Malumumuz devam. Biliyorsunuz değil mi? Hazal Kaya yani oynadığı rollerin birçoğunda yani boyun aslında orantılı vücudum var. Çok güzel vücudum var ama boydan dolayı yanındaki aktörler de biraz uzun boylu oldukları için alta bir takoz konuyor. 1.80'in üstünde partnerim olmadı galiba. Biz oynasak mesela bir şey olmaz, problem yok yani. Tabii. Yanına takos yüzden... konuyor denmiyorum. Alta takos konuyor. Gel, 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 gel. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Kızmadın değil mi ona öyle bir şey söyledin? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz beraber turneye gideceğiz. Evet. Avrupa turnesine toplantı yapıyoruz. Şamara olan sensin, kusura bakma dedi. Ve evet, bundan ama sonra gerçekten sensin. Gideceğimiz 12 Avrupa 12 turnesine, tane Avrupa şehri gezeceğiz. O yüzden bu akşam bunun provasını herhalde. Bu akşam onun provası. Tamam, okey. Ama biraz da hak ediyorsun da gerçekten. Ya şaka kal. Ya ne yapacağız? Abi? Böyle böyle eğleneceğiz. Ne yapacağız yani? Tabii ki canım. Memnun değil misiniz? Biraz önceki espri çok güzel oturmadı mı? Bak mesela bu adam kaldıramayacak diye yapamıyorum o espriyi. Oturuştan çünkü yani bir şey var. Yani mesela bu lafı ona söylemiş olsam yani ya kalkar koyar bir tane böyle bir şey var. Mesela bunu sana yapmış olsaydım ne olurdu bu espriyi? Yok abi, gülerdik geçerdik ya. Ya şimdi deme bunu bana. Altta var zaten bir takoz yani. Bir şey yok yani. Hani senin boy kaç? Benim 1.90 falan. 1.90. Ne güzel seçmişler sizi ikili böyle. Çok kaderim, uyumlu olmuş yani. Kaderim bu. Sen ilk senaryo geldiğinde Hakan oynayacak deyince böyle 1.90 boyluk bir adam bir şeyin düştü mü yine bir takoz diye? Yok, ben çok alışkınım. Alışkınsın. Tabii. Kaç senede takoz kullanıyorsun? 7.
Kaç? Başladığımdan beri kullanıyorum. Başladığından beri 7 senedir takoz kullanıyorsun. Boyu kısa olan arkadaşlarımıza tavsiye edeceğin bir... Takoz mu? Yani devamlı kullandığın bir takozcum bir şey. Devamlı gittiğin bir takozcum falan varsa hani... O arkadaşlar... Ya evde kullanmıyorum canım, sette kullanıyorum. Sette kullanıyorsun, evet. Evde kullanmıyorsun. Özel bir takozun var mı böyle yani... En sevdiğim takozum dediğim takozum falan gibi bir şey. Bir sakın. İşte o beşlikleri değil de böyle tek parça olanları daha kullanışlı. Tek parça olanları tabii. Tavsiye ediyorsun. Biz Hazal Kaya'nın evine gittik. Hazal Kaya'nın evine gittik. Evde bir erkek arkadaş bizi karşıladı. Ve gerçekten enteresan bir evi var. Çok da güzel bir evim var. Sen yokken gittik, kusura bakma. Ama çok da güzel bir takoz koleksiyonu var evde. Aa. Allah. Hep beraber heyecan izleyelim. Buyurun. Sevgili izleyiciler, güzelliği ve oyunculuğuyla büyüleyen Hazal Kaya. Acayip tatlı bir şey. Evet, Hazal Kaya'nın evindeyiz ve Hazal Kaya evini ilk kez Beyaz Show açıyor. Bu ne ya? Her yer takoz. Hayırdır beyefendi, hayırdır? Niye geldiniz? Hayır, hayır. Hazal Kaya evinin kapılarını ilk kez bize açıyordu. Siz reklam için geldiniz. Dizi daha fazla tutsun diye. Hoş geldin, kusura bakmayın. Biraz ortalık dağınık, her yer ev hali, takoz. Siz kimsiniz ya? Benim kim olduğumu ne önemi var? Ben oyum, buyum, şuyum. Ne önemli olan takoz. Beyefendi, biz magazin servisinden geliyoruz. Hazal Kaya evinin kapılarını ilk kez bize açacaktı. Ya şu evi bir gezdirin de evini görün. Gezdireyim. Gezdireyim. Hadi. Ya gezdireyim, nereye gezdireyim? Her yer takoz, nereye gezdireyim? Buyurun. Bir takozdan iniyor, öteki takoza biniyor. Ondan iniyor, ona biniyor. Bütün gün takoz tepesinde. Bazen aynı anda iki takoza bindiği bile oluyor yani. Tamam da tatlım, bu takozların hepsi aynı değil mi? Hayır, hayır. Bakın, öyle derseniz kızarım. Her takoz birbirinden farklıdır. Bakın, takoz var, takoz var, takoz var, takoz var. Evet, böyle söyleyince hepsi aynı gibi duruyor ama bakın şimdi. Bu da takoz, bu da takoz, bu da takoz, bu da takoz. O da takoz, o da takoz. Evet, böyle resmin bütününe baktığınızda hepsi takoz. Bunların hepsi sonuçta takoz yani. Bu takozların herhangi bir anısı, bir özel önemi var mı? Var tabii bak. Bak bu Hazal'ın ilk çıktığı takoz. Çati ile oynadığı bir sahnede. Çati derken? Çağatay Ulusoy. Ben ona kısaca çati diyorum, çat diyorum. Çağ diyorum, çipit diyorum, çipet pet 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 diyorum, çipet pet 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 çipet 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 pet. Tamam, ne acayip bir karaktersin ya. Şunu acayip merak ediyorum. Bu takozların birbirinden ne gibi farklılıkları var? Yani şimdi bakın, yani her takozla her elbise olmaz. Yani mesela gece dışarı çıkacaksınız, özel bir partiye davetlisiniz. Mesela bu takoz olmaz. Yani bu. Daha abiye bir kıyafet giymişsiniz mesela. Bu takımla kombinlemeniz lazım yani. Şimdi Demre, bunu neyle kombine edebilir merak ediyorum. Bunu güzel bir küpeyle, belki bir kolyeyle kombine edebilirsiniz. Hani olmadı belki böyle çıkma bir çekme halatıyla. Bunlar yani gece için ideal bence aksesuar. Evet, laf lafı açtı. Nereden nereye geldik? İzleyicilerimize önemli bilgiler verdik. Böyle bir takozu olup da kombine etmek isteyenlere evet. Demre'nin tavsiyeleri vardı. Ben Demre. Ben Arda. Haftaya tekrar bir moda programında sizlerle olabilmek ümidiyle hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.